o Turkish authority. Her şeyden önce onları utandırdıysam Türk hükümetinden özür dilerim. York Düşesi Sarah Ferguson bu sözlerle Türkiye'den özür diledi. Mesajını Kanal D Haber aracılığıyla Türkiye'ye iletti. Sarah Ferguson'un Eylül ayı sonunda İngiliz kanalı ITN'le birlikte yaptığı bu çekimler olay yarattı. Sadece Türkiye'de değil, İngiltere ve Avrupa'da da tartışıldı. Tartışılmakla kalmadı, Türkiye ve İngiltere arasında diplomatik krize yol açtı. Günlerdir süren tartışmalar sırasında suskun kalan York Düşesi Sarah, Kanal D Haber Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci'nin sorularını cevapladı. By the ankles and their wrists. Elinde ipe benzeyen uzunca bir bez parçası vardı. Saray yetimhanesinde çocukların banklara bağlandığı iplerden bir parçaydı bu. Yaptığım şeyden mutluyum. İstediğimiz kadar metodumu sorgulayın, hiçbir şey oradaki çocukların ya da gençlerin bir yere kilitlenmesini haklı göstermez. Onların iyi beslenme hakkı var. Bileklerinden bağlanmadan yaşamaya hakları var. Onların da söyleyecek sözleri var. Ben oraya sadece yardım görevlisi olarak girdim. York Düşesi sadece yardım görevlisi olarak gittim dese de İngiliz Kraliyet ailesinin eski bir üyesi olması bu gizli çekimlerin daha da büyük yankı yaratmasına neden oldu. Ben Türk hükümetini utandırmadım. Eğer utandırdıysam özür diliyorum. Ben insanlık görevimi yaptım. Ben politika yapan bir gazeteci değilim. Bu nedenle bu konuyu politikacılar tartışmalı aslında, ben değil. Ben sadece iki güzel kızı olan bir anneyim. Ankara'da saraya girmek için izin istediniz mi? Elbette izin istedik. Dışişleri ve Büyükelçilik kanalıyla izin istedik. Ama bunun mümkün olmadığını, bunun için uygun bir zaman olmadığını söylediler. Yani kılık değiştirmekten başka şansım kalmadı. York Düşesi Sarah, başka şansım yoktu dedi ve özür diledi. Türk hükümetine de mesaj gönderdi. Let's go together. Gelin birlikte çalışalım, birlikte çözüm üretelim. Gurur duyabileceğiniz bir mekanı hep birlikte yaratalım.